İmam Hatip ailesi olarak her sene başında İmam Hatip camiamızı, derneklerimizi, hocalarımızı, İmam Hatip ailesine, camiasına gönül veren öncülerimizi bir araya getirdiğimiz kurultayımızın 18.sini bu sene Aksaray'da gerçekleştiriyoruz. Her yıl bir şiar doğrultusunda yola çıkıyor ve bir yıl boyunca bu şiarı okullarımızda, kamplarımızda, çalışmalarımızda, öğrenci kardeşlerimizle ve İmam Hatip camiamızla işliyor. Onların ve kendi gönüllerimize nakşetmek için üstün bir gayret sarf ediyoruz. Bu yıl az önce ilan ettiğimiz üzere adalet ve merhametle şiarıyla yola çıkıyoruz. Şimdi yeni dönem şiarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kullarına ve cümle mahlukata karşı mutlak merhamet ve adalet sahibi Allah'ın adıyla zerreden küreye tüm kevniyatı rahmani bir dengeyle kudretinde tutana hamdü senalar olsun. Zulmün çöllerinde kavrulan insanlığı adalet pınarlarından suvaran rahmet peygamberine salatu selam olsun. Selam haksızlığa karşı haykıranların adalet namına şehadeti ayakta tutanların üzerine olsun. Ezeli bir merhametin tecellisiyle varlığa imkan buldu cümle kainat. Er-Rahman olanın muhabbetiyle su ve toprak en güzel surette cana kavuştu. Ay ve güneş ayırmadan aydınlattı garbın ve şarkın doruklarını. Yağmur tohuma göre inmedi gökten yeryüzüne. Rahmet nazarında kalabilseydi bakışlar, yerinden oynamayacaktı denge. Şükredecekti göz gördüğüne, can büründüğü bedene, kan tenin rengine. İlahi davete icabet edebilseydi insan, halel gelmeyecekti varlığın rengarenk ahengine. Ancak insan kendine karşı çok zalimdi. Kabil'in kalbinde tohumlanan öfkeyle sarsıldı ilk kez adaletin terazisi. Merhamet dizginlerinden kurtulan kin ve nefret Habil'in hakkına göz dikti. Adilce paylaşmak nefse ağır gelince kardeş kanıyla sulanmış bir fitne kaldı tarihin seyrine. Sonra usulca ve ustaca üflendi vesvese. Binlerce yıl Karunların sandıklarından, Hamanların dudaklarından ve Firavunların saltanatından arzın dört bir yanına. Ancak Allah kullarına karşı çok merhametliydi. Mustazafların duaları dağlarda mâkes buldu. Tur dağında Musa, Zeytun dağında İsa ve Nur dağında Habibi Kibriya mazlum halkların muştusu oldu. Beldelerin ileri gelenleri her bir elçiye ödetmeye niyetliydi diyetini. Fakat rahmet kanatlarından süzülen adalet Nebilerin en büyük mucizesiydi. Kutlu elçinin gölgesinden öğrendi ümmet kız çocuklarının nasıl sevileceğini. Fatıma'nın eli de olsa hükmün gereğini. Hatice'nin hatırasıyla buğulanan gözlerde beliren muhabbeti. Avuçladığı arpanın neminden süzülen gerçek ticareti. Bizi aldatan bizden değildir. Ondan öğrendi ashab her hak sahibine hakkını teslim etmeyi. Secde ederken bile yormadan bedeni. Adil hükümdarı bekleyen müjdeyi. Yetimin hakkını gözetmeyi. Kul hakkıyla gelince sıratın geçit vermez çetinliğini. Dinarın ve dirhemin fayda etmeyecek değerini. Halifenin hanesinde sönen hazinenin mumuyla aydınlandı Medine sokakları. Medine'til fazıla kıldı süte süt katmayan kızların torunları. Ömerlerin devrinde hilafet, peygamber emaneti ateşten bir gömlekti. Ruzu mahşere varınca hesap soracak karıncanın mesuliyetiyle ancak giyilebilirdi.
Beytül maldan maaş almadan sırtlanan yükler, münasıra kırsalında omuzlardan inerdi. Mezalim hakimlerinin kararlarından ürperen valiler, hediyeleri bile geri çevirdi. Süleyman'ın yüzüğüyle vurulunca mühür, ifritler itaat etti. Maharet yüzükte değil, sultanın adil hükmündeydi. Ancak insan Rabbine karşı çok nankördü. Hırs girdaplarında kaybetti özünü ve aleme nizam veren ölçüyü. Müsavi olunca ak ve kara, haram ve helal buluşunca aynı sofrada. Unutulunca ilahi kelam dimalarda, asırlarca şecaat arz eden neslin sinesine itirazsız bir inzilam çöktü. En vahşi kurtlar ivazsız ve hesapsız parçalıyor artık Fırat'ın kenarındaki körpe kuzuları. Hira'dan Kabe'ye beklerken Hevdeç içinde en emin kervanı, Garb'ın sefil insafına kaldı Şam-ı Şerif'in iffetli kızları. Birleşen milletlerin taksimiyle her cümerç oldu medeniyet coğrafyası. Ancak Allah'ın rahmetinden umudu kesmek küfre denkti. Suçu ardında adında saklı sarıkların sehpaları da sallandığı ümidimizdi. Kör düğümlere bağlandı hak söyleyen dilimiz. En mukaddes yerimizden yara aldık Kabil'in timetine meyledince kardeş bildiklerimiz. Parlamento gruplarında alınan kararlarla karanlığa mahkum edildi nice aydınlık yüzlerimiz. Yıllarca talebesiz kaldı adaletin ve merhametin menbaı mekteplerimiz. Önce kamusal alanlardan, sonra hayatın tamamından sürgün yedik hepimiz. Sonra sebatkar kızlar ve yiğit adamlar dualarla yola çıktılar. Yarım asırlık yürüyüş merhamet, adaleti beraberinde getirdi. İçlerinden biri, belki de dualara en çok mazhar olanı kırdı prangaları. Özgür kıldığı yıllarca örselenen elleri ve ayakları, yeniden yazmak için ülkenin kaderini, mavi bulutlara saldı talih kuşlarını. Ey İmam Hatip'lim, ey İmam Hatip'e gönül veren kardeşim, zalimin zulmünden kurtulan zaman artık seni söyleyecek. Yaralı her mazlum şifa niyetine derdini seni bekleyecek. Senin merhametle yoğrulan yüreğin kardeşliğimizi perçinleyecek. Gencecik sinelere üflenen düğümler senin nefesinle çözülecek. Haksızlık ve zulüm senin adının altında gölgelenmeyecek. Ey İmam Hatipli kardeşim, nebevi bir muştuyla mahşerde arşın gölgesine talibiz seninle. Kardan aydınlık sabahlar gelecek yine, adalet ve merhametle. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Adalet ve merhametle kalın.